Herkese günaydınlar, iyi haftalar değerli arkadaşlar. Halil Esmer piyasalarından merhabalar. Doların trend hareketine baktığımızda oldukça yatay, sıkışan bir hareket içinde yoluna devam ediyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Özellikle gördüğünüz gibi dünyadaki dolar trendleri açısından değerlendirme yaptığımızda dolar TL dünyada hem son 52 haftada hem bu yılın başından itibaren en fazla değer kaybeden ikinci para konumunda olmaya devam ediyor. Biri sabit kur olması sebebiyle diğerleriyle karşılaştığımızda halihazırda en zayıf paraların başında geliyor. Eğer bu ülkeleri Türkiye kategorisine Türkiye kategorisi dışında alacak olursak dünyanın en zayıf parası maalesef TL olmaya devam ediyor. 3.55 bölgesine yakın bu hareketi değerlendirelim. Hemen 3.53-56 kapanış, cuma günkü kapanışı aldık. Ve hemen şöyle 3.53-40 kapanışını alıyoruz. Pardon, 3.53-60 olarak alıyoruz, özür dilerim. Hemen 3.53-60 olarak aldık. Ve günün dirençleri destekleri haftalık 60 olarak aldık. Aylıkta zaten kapanış 3.52.80'di yanılmıyorsam. Hemen 31'ine gelelim ayın. 3.52.80. Evet, 3.52.80. Şimdi neredeyiz? En azından bu bölgeler test ediliyor. Aşağı bölgeye gelmeyen bir hareket. Günlüklerde 3.52, haftalıklarda 3.52-60, günlüklerde 3.53 önemli bir destek bölgesi ama şu an gördüğümüz kadarıyla 3.53'ün altını ihlal eden bir hareket 3.52-40'a kadar, yani kırmızı 3.53 onunla 3. kademe destek arasında şu an seyreden bir hareket görüyoruz. Hemen şöyle buradan 4 saatlik grafiklerimize dönelim. 4 saatlik grafiklere döndüğümüzde evet bir zayıflama şu an için söz konusu olsa da diplere baktığımızda birbirinin üzerinde şu an için bu bölge önemli destek. Yani aşağıda 3.51-60 potansiyel hedef olabilir. Bu seviye altında kapanış oluşmadığı müddetçe bu bandı korumak isteyecektir. Hatta önümüzdeki belki de şöyle söyleyelim. Hemen 60 dakikalık grafiğe dönelim. 60 dakikalık grafikte yani önümüzdeki dakikalar bu anlamda önemli. 30 dakikalığa dönüyoruz. 30 dakikalık grafikte şu an şimdi bu bölgede geçmişten alacağımız şu desteği dikkate aldığımızda 3.51-60'lara denk gelen önemli destek bölgesinde. 5 dakikalık grafiğimize baktığımızda evet son belki bir saatte gelen satışın 3.53-70'ten gelen satış 3.52-20'ye kadar 120 pipsik bir gerileme ama burada tutunabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü desteğimiz 3.52-50 yani şu an için bulunduğumuz bölge. Burada tutunmak isteyecektir diye tahmin ediyoruz. 60 dakikalık grafiklerde bir tepki oluşması önemli. Yukarıda ilk etapta bugün 3.53-50'nin üzerine atmasını izliyor olacağız. Zaten gelişmeleri gün içinde seans odasında paylaşmaya çalışacağız. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.